Rüya Tayyip Erdoğan'ı yok etme üzerine yapılan program. Önce Tayyip Bey puan kazanmaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum. Ufuk Güldemir yani sağ sol tekmelemeye başladı. Tayyip Bey telefonu kaldırdı. Arayan Sayın Hocam'dı. Necmettin Erbakan'ı. Özgül Eren'e de soruldu. Sizin adayınızın imajı ne olacak diye. Özgül Bey'in cevabı şuydu. Bizim adayımız kendisini oynayacak. Silivri'deki bir otelde gizli bir kamp açıldı. Biz seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa o Tayyip Erdoğan'da zaten vardı. Ali Bey bozulduğunu fark edince şöyle elini omuzuna attı. Koltuğun altına çekti. Ve bir bebek okşar gibi Ali Babacan'ın başına okşar. Bir bebek okşar. Ben bunu gözlerimle gördüm. Hatta yeni bir parti de kurarsın. Ama yani eski hukukun oluştu insanlara sövmezsin. Sövmezsin ya. Eskiler derler ki tövbesini bozan her şeyi bozar. Sayın Mesli, hasbi olmak zor muydu? Yok. Zor değildi de insan olmak gerekiyor. Adam gibi adam olmak gerekiyor. Fotoğraf var ya, toplu fotoğraf işte, orada bakarsınız onlar şey der. Evet. Toplu fotoğraf var ya. Evet evet. Yani aşağı yukarı herkes var orada. Bir şey var mı şu gözlüğümü bir temizleyeyim, herhalde bir selpak var mı arkadaşlar? Sayın Mesli, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizinle burada İstanbul Yılları adını verdiğimiz röportaj serimizin içeriği gereği 1994-98 yılları arasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçildiği dönemde sizden İBB bürokrasisindeki vazifelerinizi ve Sayın Cumhurbaşkanı ile o dönem birlikte neler yaptığınızı dinlemek istiyoruz. Fakat Sayın Mesli, biz aslında biliyoruz ki tabir yerindeyse siz Cumhurbaşkanı'nın kader arkadaşlarındansınız. Eyvallah. Erdoğan'ın belediye başkanlığı günlerinden de öncesinde başlayan dostluğunuzu biliyoruz. Fakat hiç bilmeyen insanlar muhakkak ki var. Bu sebeple siz Sayın Cumhurbaşkanı ile nasıl tanıştınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman A takımına nasıl dahil olduğunuz, dostluğunuz nasıl başladı? Seçim sonrası yapılan kongrede Tayyip Bey'in isteğiyle, bunu da yine altını çizmemiz gerekiyor, il yönetimine seçilmiş oldum ben. Ve o günden itibaren mesai arkadaşlığımız başladı. Şimdi doğru söylemek gerekirse. Bu mesai arkadaşlığı 94 yılı belediye başkanı adaylarının belirlendiği süreçte de tabiri caizse kader ortaklığına dönüştü. Eğer kısaca ondan bahsetmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Seçim satım haline girilmişti. Adaylar yavaş yavaş belli oluyordu. Bu arada şunu da belirtmek gerekir. Ben de Üsküdar'da aday adaylarından bir tanesiyim. Yapılan tüm yoklamalarda hep ikinci sırada yer alıyordum. Birinci sırada Ali Yılmaz Örnek diye bir arkadaşımız öne çıkıyordu. Fakat Ali Yılmaz Örnek de bir türlü milletvekili olmayı kabul etmiyordu. Böyle bir pozisyon vardı. Tam o sıradayken bir gün bu binada, bu binanın olduğu yerdeydi il binamız o zaman. Buradan çıkmış eve gidiyorduk. İşte Tayyip Bey'in evi biliyorsunuz Emniyet Mahallesi'nde, yine Anadolu yakasında. Benimki de Çengelköy'de şimdi olduğu gibi. Birlikte şoför, Tayyip Bey ve ben üçümüz. Şoför arkadaşının da adını analım bu arada. Sedat diye bir arkadaşımızdı. Serdar pardon. Serdar. Tam giderken Mecidiyeköy'ün oralarda araç telefonu çaldı. O zamanlar araç telefonu vardı. Henüz cep telefonları söz konusu değildi. Tayyip Bey telefonu kaldırdı. Arayan Sayın Hocam'dı. Necmettin Erbakan'ı. Partinin genel başkanı oldu. Telefonda kesiklik olmasın diye Tayyip Bey şoför arkadaştan aracı yolun kenarına çekmesini istedi. Şimdiki gibi tabii yoğun trafik yoktu o zamanlar. Hoca şunu söyledi doğrudan doğruya. Üsküdar'da Yılmaz Bayat ve Hayrettin Elmas hangisini tercih ediyorsun? İkisinden birisini de tercih belirle dedi. Üçüncü birisini söyleme dedi. Buna rağmen Tayyip Bey bu iki ismi de kabul etmeyerek üçüncü isimler söylemeye başladı. Ama bu üçüncü isimler söylediği isimlerde ben yoktum. Aslında hani aday adayının birisi olmasına rağmen, yanında oturmamasına rağmen üçüncü isimler sayıyor ama benim ismim yok onların arasında. Hoca bir daha ısrar etti. Dedi ki bak Tayyip Bey baştan söyledim yani üçüncü bir isim söyleme. Tamam bu ikisinin arasında bir tercihin yoksa tamam biz karar veririz demesi üzerine Yılmaz Bayat dedi Tayyip Bey. Ve konu kapandı, telefonu da kapattı. Ama bu arada ben bozuldum yani doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü yanında oturuyorum. Ve üçüncü isimler söylüyor ve benim ismimi söylemiyor. Ben aday olmama rağmen, üstelik de teşkilat yoklamalarında ve diğer bütün yoklamalarda ikinci sırada çıkmama rağmen benim adımı söylemiyor. Bozulduğumu anlayınca biraz beni teselli babında, ya dedi işte bu işler kısmet dedi. Zaten sana duydun, üçüncü bir isim istemiyor falan filan. Sen o bırak dedi. Yani kendi adaylığı da henüz netleşmiş değil. Yani kendi Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı o sırada henüz netleşmiş değil.
falan nasip ederse, bizim adaylığımız netleşirse birlikte çalışmaya, kader birliği yapmaya var mısınız? O sordu. Hani ben de bu kez biraz hani alınmış olmanın verdiği üstünlükle Tayyip Bey'e dedim ki yani olur ama biraz zor dedim. Şaşırdım sen. Niye zor dedi? Dedim ki siz sigara içmekten hoşlanmıyorsun. Ben size iyi bir tiyakiyim. Birlikte çalışmak, kader birliği, bazen belki 3 saat, 4 saat, 5 saat neyse bir arada bulunmayı gerektirir. Ben o kadar süre içinde sigara içmeden duramam deyince. Belki de Tayyip Bey hem gerçi samimi duygular ya da o gün o anın kotarılması gerekeceği. O kadar değil canım dedi, içersin sigaranı dedi. Biz böylece tabiri caizse kader birliği etmiş olduk. Antibarında şunu da söyleyeyim ki sigara ile ilgili onca yasal düzenleme yapılmasına rağmen Tayyip Bey insanların cebinden sigaralarını alması ve sigarayı bıraktığına dair söz aldırmayı bir yaşam biçimi haline dönüştürmesi lazım. O saatten sonra bir daha hiçbir zaman bana sigarayı bırak demedi. 94-98 yılları arasını konuşuyoruz. Fakat seçimden öncesi nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Evet. Merak ediyoruz. Evet. Az önce sözünü ettiğim o aracın içindeki misaktan sonra zaten bütün yoğunluğumuzu bu işe verdi. Zaten çok kısa sonra da Tayyip Bey'in adaylığı açıklanmış oldu. Adaylığı açıklanır çıkmaz zaten adaylık öncesinde de eğer adaylık vuku bulursa, gerçekleşirse kampanya için falan kimlerle çalışacağı konuşulmuştu aşağı yukarı. Belliydi. Bunlar daha sonra Kule İletişim diyebileceğimiz Nabi Avcı, Özgür Alaran ve Özhan Eren'in kurduğu bir şirketti. Yani onlarla çalışılacağı belliydi zaten. Böyle olunca Tayyip Bey'in adaylığı belli olur olmaz hem biraz dinlenebilmek için, çünkü yıpratıcı bir süreçti o. Yani oldu olmadı, hem de bir taraftan çalışmalar devam ediyor. Çünkü Tayyip Bey aynı zamanda il başkanı henüz. Henüz il başkanı. Yani il başkanı iken seçime, teşkilatın seçime hazırlaması gerekiyor. Bir o çalışmalar söz konusu, bir de heyecanla bekleyiş söz konusu. Belli olunca hem biraz dinlenelim hem de seçimi kampanya yürütecek şirketle birlikte çalışalım diye o zamanki Silivri'deki bir otelde bir sanki bir şeye çekildik, kampa çekildik. Gizli bir kampa çekildik. Kim vardı? Belki onları da adını zikretmek gerekir bu vesileyle. Hatırladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan, ben, Ali İbiş, Kule İletişim'den de işte Nabi Avcı, Özgür Avcı, Özhan Eren. Bildiğim 6 kişiydik. 6 kişi orada çalışma odasında şöyle bir şey ortaya çıktı. Ya da şöyle bir karara varıldı. Kampanya yapacak şirketle Tayyip Erdoğan arasında veya AK Parti arasında hem Tayyip Erdoğan'la kişisel olarak hem de Tayyip Erdoğan arasındaki katalizör kişi ya da kontak kişisi ben olmam karar verildi. Benim olmam karar verildi. Böylece o sizin sözünü ettiğiniz işte bugünkü adına iletişim denen sistemin işte kontak noktasında ya da merkezinde yer almış oldum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde İstanbul halkını nasıl ikna etti? Özlü ve kısa cevabı, doğrusu benim hazırladığım, Ömer Özbay'la beraber hazırladığımız Bir Liderin Doğuşu kitabında da çok açık ve net olarak ortaya koyduğumuz şekilde Özkul Eren veriyor onun cevabını. O zamanlar imaj diye bir şey vardı. Adayların imajı veya da imaj yüklemesi diye popüler veya trend, bugünkü yani işte trend bir uygulama vardı. Hatta işte o seçimde ya da o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Mesut Yılmaz daha Fransa'dan mecmuyakırlar falan getirmişti. Bu nedenle bir basın toplantısında ya da bir şeyde Özkul Eren'e de soruldu. Sizin adayınızın imajı ne olacak diye. Özkul Bey'in cevabı şuydu. Bizim adayımız kendisini oynayacak. Evet, yani imajımız bizim adayımızın kendisini oynamaktı. Çünkü bizim başka malzeme ihtiyacımız yoktu. İdeal bir aday için ya da bir seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa o Tayyip Erdoğan'da zaten vardı. Yani nasıl vardı? Zaten halkın içinde birisiydi. Özel olarak halkla ilişkiler diye bir uzman ya da bir faaliyet yapmanız gerekmiyordu. Oradaydı zaten. Zaten halkın sesini seslendiriyordu. Onun için özel bir çalışma yapmanız, özel bir yükleme yapmanız gerekmiyordu. Karizmatikti zaten. Gençliğinde de karizmatikti falan. Yani kendisini oynamak, kendisini mümkün olduğu yani kampanya yapanlara düşen mümkün olduğu kadar Tayyip Bey'in doğal halini insanlara ulaştırmak. Biz de bunu keşfettik. Gerçekten bu kampanyanın belki de en büyük başarısı da oydu. Bunu insanlara yeterince aktarmış olmalıyız ki iyi sonuçlar aldık. Seçimi kazandıktan sonra basının size karşı tutumu nasıldı? İBB'nin yaptığı çalışmalara sansür ya da dezenformasyon uygulandı mı? Tabii ki uygulandı. Basının neredeyse tamamı. Yani o günkü şartlarda adını da söylemekte hiçbir mahsur yok. İşte Milli Gazete vardı. Yeni Devir yayınlanıyor muydu hatırlamıyorum. Bunların haricinde böyle bir iki yayın organının haricinde televizyon hiç yok. Tayyip Bey'in lehine bir tek cümle kuracak televizyon hiç yok. Böyle ortamda belediye başkanı oluyorsunuz. Muhatap olduğunuz, yaptığınız bütün icraatları insanlara anlatma vasıtası olacak basınla aranız en azından iyi değil. Hepsine kavgalı falan değilseniz bile bir kısmıyla da kavgalısınız.
ona girmedik. O seçim sürecindeki kaçak ev hikayeleri, şunlar bunlar falan bir sürü yani kavga denebilecek şeyler de yaşandı. Mesela bir tanesini anlatır mısınız bize? Pınar Türenç'ti zannedersem. Tayyip Bey'in Sultanbeyli'de villası olduğunu falan yazdı. İşte böyle bir şey yoktu. Bir zamanlar bir grup arkadaşlar oralarda arsa almışlar herhalde falan ama yani olmayan bir şey. Oysa işte biliyorduk ki Emniyet Mahallesi'nde bir evde oturuyordu. Neyse sonra bunun cevabı verildi. Yani böyle bir arsa, villa varsa bağışlıyorum bunu iddia edenlere falan gibi cevaplar verildi. Tabii sonra ikinci kez bu kez emniyet evlerdeki evinin kaçak olduğu bunun üzerine bir kampanya başladı. O günkü Hürriyet gazetesinde Pınar Türenç imzasıyla. Bunun üzerine yayını yaptılar. Yani infazı yaptılar ama bunun üzerine Tayyip Erdoğan ne diyor diye illa bilgi almaya uğraşıyorlardı. Biz ancak bir canlı yayında buna cevap veririz şartıyla söyledik. Bunun üzerine o günkü Show TV'de bir program düzenlendi. O günkü Show TV'nin genel yayın yönetmeni de Ufuk Güldemir'di. Hiç iyi hatırlıyorum. Gece Pınar Hanım'la Tayyip Bey programa çıktı. Program ilerledikçe yani Güya Tayyip Erdoğan'ı yok etme üzerine yapılan program. Yani Tayyip Bey puan kazanmaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum. Ufuk Güldemir yani sağ sol tekmelemeye başladı. Çünkü ben de perde gerisindeyim ya. O da canlı yayını ikimiz beraber izliyoruz. Beraber izliyoruz yayını. Yani işler umduklarının tersine gitmeye başlayınca sağ sol tekmelemeye başladı. İşte kendi kendine sövmeye başladı. İşte yapmayın bunu dedim falan diye de. Hatta dayanamadı, terk edip gitti. Binayı terk edip gitti. Ufuk Güldemir. Mesela böyle şeyler yaşadık. Bekleniyor ki Tayyip Bey susacak, cevap veremeyecek, kekeleyecek. O yüzden Tayyip Bey dedi ki evet, inkar edecek. Yani onu bekliyorlar. Yani kaçak bir evde oturmuyorum diyecek mesela. Aksine biz dedik ki hayır. Tayyip Bey dedi ki hayır, evet kaçak bir evde oturuyorum. Bu çünkü İstanbul'un realitesi. İstanbul'un %60'ı en az yani iskansız evlerden müteşekkil. Ki de bu İstanbul'un çoğunluğu demektir. İstanbul halkının. Ben de o çoğunluktan birisiyim zaten. Ve bunun için yola çıktım. Ben o çoğunluğun sesi olmak için yola çıktım. O çoğunluğun taleplerini gündeme getirmek için yola çıktım. Kimliğimi inkar edecek değilim dedi. Tabii ama amacımız gelecekte bütün bunları, bu usulsüzlükleri, bu gayri yasal olan şeyleri düzeltmektir. Ama şu anda durum budur. Bu bir realitedir. Ben de bu realitenin bir parçasıyım dedi. Kahvelerde izleniyor o zaman. Büyük mahfillerden izleniyor. Telefonlar ediyor arkadaşlar bize. Mesela diyelim ki sorulan bir sorudan ve alınan cevaplardan sonra kahvelerde mesela ayaklara fırlanıyor. İnsanlar alkışlıyorlar falan. Bu bilgiler geliyor bize. Bu bilgiler geliyor. Dolayısıyla şeye de geliyor, kanal yönetimine de geliyor. İnsanların verdiği tepkiler daha canlı yayın devam ederken. Tartışır mıydınız hiç, merak ediyorum. Tabii. Yani tartışır mıyız dedin. Kendisi, o günkü Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Öyle olurdu ki, mesela bunun da bilinmesi gerekir diye söylüyorum. Yeni bir şeyle karşılaştığımızda, yani henüz ya biz bu konuda ne yapacağız? Çünkü önce bir örnekliği yok önümüzde. Olmayan konularla karşılaştığımızda, benler rica ederdi. Falancıları topla. Müsaade olsa ben de geleceğim. Ben de gelmezsem bile şu konuyu tartışın. Ve orada ne karar çıkarsa ona göre ey diyeceğim derdi mesela. Bunu çok yaptık. Ve gerçekten de o tartışmanın sonucunda ne çıkıyorsa ona geldi. Daha da önemlisi yine bir gün o günlerde veya daha sonraları arada beraber gidiyoruz. Bir mesele var yine. Ben karşı çıktım. Dedim ki yani bu doğru değil. Bunun üzerine biraz yüksek bir tonda ya sen hep böyle yapıyorsun dedi. Herkes çok iyi olur. Bir sen yanlış diyorsun. Ben de başka bir kelime kullandım ama şimdi orada onu kullanmayayım da yani genel yorumlayayım. Ben dedim ki ya efendim dua edin. Bak ne güzel işte yanınızda demek ki itiraz eden ya da farklı düşünen insanlar da varmış. Bu rahmettir. Tabirinden şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Evet böyle şeyler her zaman mümkündü. Her zaman mümkündü. Hatta o öyle ki bazı toplantılarda başlangıçta Tayyip Bey'in kafasındaki düşüncenin ne olduğunu biliyordunuz aslında. Onun zıttına, aleyhine kararlar çıktı olurdu ve o kararlara uyardı. Rahmetli Erol Olçok, 94 seçimlerinde biliyoruz ki Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ali Şahin'in kampanyasını yapmıştı. Seçimlerden sonra ise İBB Basın Danışmanlığı kadrosunda yer almıştı diye biliyoruz. Yanlışımız varsa düzeltin lütfen. Sizin rahmetli Erol Olçok'la hem iyi bir iş ilişkiniz hem de özel bir ilişkiniz vardı diyebiliyoruz. Kardeşimdi, eksiği de oradan. Evet. Dostumdu, oğlumdu, kardeşimdi. Rahmetli Olçok'u özlüyor musunuz? Çok. Çok. Keşke olsa da hani dedim ya ben hep üzülürüm yani şey olunca. İşte o üzüntülü anlarımda ilacım Erol Olçok'tu. Onu bulurdum ya da çağırırdım. Neredeyse gel diye. O bir iki
cümle kurulduktan sonra benim üzüntülerim dağılırdı. Dedim ki benim ilacımdı o anlamda. Her şey bir tarafa. Hiç unutmuyorum. İlk tanışmamızda ve ilk yani bir nevi çalışma misakını tazelediğimiz anda bana şey demişti. Abi ben oturup bir satır bile yazı yazmam. Yazamam. Benim işim organizasyon yapmak. Hay hay dedi. Benim genellikle birileriyle tanıştığım insanlarla bazen onların ilişkileri benim ilişkilerimi aşıyor. Öyle bir şey vardır. Zamanla rahmetli Erol'un ilişkileri de öyle oldu. Yani rahmetli Erol'unla Tayyip Bey'le ilişkileri yani benim üzerinden tanışan birisi ilişkilerini doğrudan doğruya iki kişi arasındaki çok özel bir ilişkiye dönüştü. Zaman zaman da belki benim ilişkilerimi bile aştı. Yani Tayyip Bey'le benim ilişkilerimi aşacak mahiyette çok özel bir ilişkiye dönüştü. Erol dediğim gibi yani mesleğinde yetkin ve özel olduğu kadar neşe saçan bir arkadaştı bizim için. Yani hayat kaynağımız, neşe kaynağımız. Bu vesileyle Allah hani gani rahmet eylesin. Amin. Hayatta olsaydım bu kesinlikle farklı olurdu, böyle olmazdı dediğiniz şeyler var mı? Çok var. Çok var. Erol'dan sonraki kampanyalardaki dilinde kimi kullandığı kimi argümanlardan çok basit bir afişe kadar eğer Erol olsaydı bu böyle olmazdı dediğim çok olay oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor. Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler. Ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Yolda bıraktılar. Yola çıktık, milletvekili oldular. Belediye başkanı oldular. Bakan oldular. Ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Siz şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadim dostlarını ağırladığımız bu programda anlıyoruz ki hasbi olanlardansınız. İnşallah. Sayın Mesli, hasbi olmak zor muydu? Yok. Zor değildi de insan olmak gerekiyor. Adam gibi adam olmak gerekiyor. Bu Ali Babacan meselesine belki kişisel olacak ama yine bir anekdotla girmek istiyorum müsaadenizle. Bir bütçe konuşması çalışmalarıydı. Her konuşmadan daha çok bütçe konuşması üzerine daha fazla çalışırdık. Uzun lafın kısası, metin neredeyse bitme aşamasında son okumayı yapıyoruz. Tayyip Bey var, Ali Babacan var. Ekonomiden sorumlu bakan olarak ben varım. Yani ben okuyorum. İtirazı varsa Ali Bey'in ya da ilave edeceği bir şey varsa bütçe konuşması olduğu için özellikle o var. Bir rakam geçti metinde. Tabii dedi ki ya bu rakamı da daha önce böyle kullanmıyordum. Ben de Ali Bey'e dönerek arkadaşlar efendim arkadaşlar ne veriyorsa ekonomiyle ilgili bir rakam. Arkadaşlar ne veriyorsa biz onu kullanıyoruz. Bu sefer dedi ki gayri ihtiyari ya bu arkadaşlar zaten yalan söyletiyor bana falan. Öyle deyince Ali Bey bozuldu. Onun bozulduğunu fark etti. Sol tarafında oturdu. Hiç unutmuyorum. Ali Bey'in bozulduğunu fark edince şöyle elini omuzuna attı. Koltuğun altına çekti. Ve bir bebek okşar gibi Ali Babacan'ın başına okşadı. Bir bebek okşar. Ben bunu gözlerimle gördüm. Bu Ali Babacan. Sonra o yazı yazdım. Sonra Ali Bey'le ilgili bir iki yazı daha yazdım. Bilmiyorum gördünüz mü? Sırala şunu söyledim. Ya bu öfke ne zaman birikti? Yani ayrılış tarihi belli Ali Babacan'ın. Yeni bir parti kurmaya başladığı tarih. Bu süre zarfında böyle bir öfke birikemez. Öyleyse kendisinin de şeyde söylediği gibi, Abdullah Gül'ün adaylığı meselesinde söylediği gibi, henüz AK Parti'nin içindeyken, henüz AK Parti milletvekiliyken, dışarıdan AK Parti adayına, yani Tayyip Erdoğan'a karşı rakip olsun diye Abdullah Gül için çalıştım. Kendi söylediği için ifade ediyorum bunu. Demek ki bunun gibi başka hesaplar da varmış geçmişte. Daha geçmişten beri bir takım başka mecralarda bulunmak, başka ideallere koşmak varmış ki bu hesabi davranılarak gizlenmiş. Bugün bunu söylemedim. En iyi ihtimalle, en iyi niyetle şu söylenebilir. AK Parti özelinde konuşursak. Bir AK Partililer vardır, onlar için AK Partili olmak ya da siyasetle olmak bir dava işidir. Benim başlangıçta söylediğim gibi. AK Parti bir medeniyet hareketi gördüğüm gibi. Bunlar için iyi günde tabiri caizse kötü günde de AK Parti onlar. Fakat bir grup vardır ki bir akletme sonucu, bir akıl yürütme sonucu AK Partili olurlar. Yani o günkü şartlarda bunlar akıllı insanlardır. Verili olanları tağda dedip, o verili üzerinden gelecek hesaplar yaparlar.
ve gelecekte gerek ülke için gerekse şahıslar için bu partide olmak gerekir diye karar verip AK Partili olanlar var. Bu işte bu insanlar bir akletme sonucu AK Partili oldukları gibi geri geldiğinde yine bir akıl yürütme sonucu, bir akletme sonucu AK Parti'den kolaylıkla vazgeçerler. Yine söylediğim gibi iyi niyetle bakarsak bile bu arkadaşlar bu sınıftan. Demek ki bir akletme sonucu AK Partili olmuşlar. Yani bizim gibi bir dava olarak gördükleri için değil. Bir akıl yürütme sonucu, bir rasyonelite sonucu AK Partili olmuşlar. Yine o rasyonelite onlara AK Parti'den uzaklaşmaları gerektiğini söylediğinde de AK Parti'yi bırakmışlar ve AK Parti'ye düşmanlık yapıyor. Böyle şey olamaz. İşte bu anlaşılmaz bir şey. Bu ancak dediğim gibi ta başından beri hesabi olmakla, bir hesap içinde, bir akıl yürütmesi içinde olduklarını gösterir bu arkadaşları, bu insanları. Yoksa insan siyasetten bakabilir, yanlış da görebilir. Benim için artık yani siyaset yoktur diyebilir, gidersin ama hatta yeni bir parti de kurarsın. Ama yani eski hukukun oluştu insanlara sövmezsin. Sövmezsin ya. Mesela bir söz şimdi bir öbür arkadaş için. Eskiler derler ki tövbesini bozan her şeyi bozar. Başka söze gerek var mı? Tövbesini bozan her şeyi bozar. Öyle bir şey bu. Yani tövbe ettiğini kendin ilan edeceksin. Üstelik de hani benim gibi yani sıradan bir vatandaş olarak değil ya. Kamuoyunun önünde, milyonların önünde tövbeliyim dersin diyeceksin bir konuda. Sonra hiç sanki bu tövbe yokmuş gibi. Tövbeni çok rahatla bozduğunu ilan edip başka şeyler. Sen tövbeni bozduğun gibi yarın beni de, onu da, devleti de, milleti de, doğayı da, yeri de, göğü de bozarsın arkadaş. Bozarsın. Çünkü bozguncu. Öyle bak. Rüya Tayyip Erdoğan'ı yok etmek üzerine yapılan program. Öyle Tayyip Bey puan kazanmaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum. Ufuk Güldemir yani sağa sol tekmelemeye başladı. Tayyip Bey telefonu kaldırdı. Arayan Sayın Hocam'dı. Necmettin Erbakan'ı. Özkul Eren'e de soruldu. Sizin adayınızın imajı ne olacak diye. Özkul Bey'in cevabı şuydu. Bizim adayımız kendisini oynayacak. Silivri'deki bir otelde gizli bir kamp açıldı. Biz seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa o Tayyip Erdoğan'da zaten vardı.